Bölüm 22. Yahuda İsa'yı ele veriyor. Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa, Petrus'la Yuhanna'yı şu sözlerle önden gönderdi. Gidin, fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın. Ona, nerede hazırlık yapmamızı istersin? Diye sordular. İsa onlara, bakın, dedi. Kente girdiğinizde karşınıza su tesisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular. Ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeye çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın, aranızda paylaşın, dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın, dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama beni ele verecek olan kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama onu ele veren adamın vay haline. Elçiler içlerinden hangisinin bunu yapacağını kendi aralarında soruşturmaya başladılar. Aralarında ayrıca hangisinin en büyük sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, ulusların kralları kendi uluslarını egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar, dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten de hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Sınandığım zamanlarda benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahtlar üzerine oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Simon İsa'ya, Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım, dedi. İsa, sana şunu söyleyeyim Petrus. Bu gece horoz ötmeden sen beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin, dedi. Sonra İsa onlara, ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu, dedi.
hiçbir eksiğimiz olmadı, dediler. O da onlara, şimdi ise kesesi olan onu yanına alsın, torbası olan da onu alsın, dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün bende yerine gelmesi gerektir. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Rab, işte burada iki kılıç var, dediler. O da onlara, yeter, dedi. Zeytin Dağı'ndaki dua. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, dua edin ki ayartılmayasınız, dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. "Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız." İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. 12'lerden biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa ona, "Yahuda," dedi. "İnsanoğlunu bir öpücükle mi ele veriyorsun?" İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, "Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, "Bırakın, yeter," dedi ve kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa üzerine yürüyen başkâhinler, tapınak koruyucularının komutanları ve ihtiyarlara şöyle dedi. "Bir haydutun peşindeymiş gibi kılıç ve sopalarla mı geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir." İsa'yı tutukladılar. Alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus ise onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü, onu dikkatle süzerek, "Bu da onunla birlikteydi," dedi. Ama Petrus, "Kadın, ben onu tanımıyorum," diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri, "Sen de onlardansın," dedi. Petrus, "Be adam, onlardan değilim," dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine başka biri, "Gerçekten bu da onunla birlikteydi," diye ısrar etti. "Çünkü Celileli'dir." Petrus, "Sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum," dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rabbin kendisine, "Bu gece horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, "Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" diye soruyorlardı. Ve kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. İsa yüksek kurulun önünde. Gün doğunca halkın ihtiyarları, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, "Sen Mesih isen söyle bize," dediler. İsa onlara şöyle dedi.
Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam cevap vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi... Yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Diye sordular. O da onlara... Söylediğiniz gibi ben oyum. Dedi. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız kaldı? Dediler. İşte kendimiz onun ağzından işittik.